Merhaba sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra YouTube kanalımda yeni bir video ile şu anda karşınızdayım. Öncelikle şu mikrofon olayını açıklayayım. Elimde böyle hani Anadolu'yu şehir şehir dolaşıp hani yemek tanıtan, yemek tanıtma ayağıyla yemek götüren programcılar gibi niye mikrofonu elimde bu şekilde tutuyorum? Onu söyleyeyim. Hem de videoyu yapma gerekçem açıklanmış olsun. Yakın dönemde Müptezel diye bir seri yaptım ben, biliyorsunuz. Yani Ezel dizisinin o muhteşem karakteri, rahmetli Tuncel Kurtiz'in oynadığı dayı karakteriyle böyle seslendirmeler yapıyordum. Yaklaşıyor gelmekte olan yeğen, kaçınılmaz son ayağınıza geldi. Overlockçudan bahsetmiyorum yeğen. Keşke kelimesini en sık kullanacağınız günlerden bahsediyorum. Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Hadi durma. Sen de yaftala beni. Sen de FETÖ'cü de. Ya bırak. Evet, bunlar çok tuttu. Yani benim o kapanan YouTube kanalımın abone sayısı 1500-2000 falandı. Buna rağmen 50.000'e yakın izleniyordu videolar. Yani bu acayip bir rakamdı. Fakat ondan sonra artık YouTube mu kıskandı beni? Yoksa çok mu fazla spam yedik? Ya da telif meselesi miydi? Hala onu çözebilmiş değilim ama kanalım kapatıldı. Ben de dedim bu videoları yapmaya devam edeyim ama nasıl? Yani eski formatta yaparsam anlaşılıyor ki bu bir risk. O yüzden canlı kanlı karşınıza geçeyim dedim. Hem de bazı şüpheleri, bazı tereddütleri ortadan kaldırırım diye düşündüm. Neydi o tereddütler, şüpheler? İşte deniyordu ki efendim, yani bu seslendirmeyi bu arkadaş mı yapıyor acaba? Altına ismini yazıyor Mustafa Sarıtaş diye ama acaba hakikaten de öyle mi? Deniyordu ki böyle bazı sesler, efektler mi kullanıyor? Orijinal sesiyle yapmıyor da yani işin içinde böyle küçük küçük hileler mi var gibi böyle şüpheler vardı. Bu şüpheleri giderme adına ben de böyle canlı kanlı karşınıza geçeyim ve bir dayı konuşması yapayım diye düşündüm. Mikrofonu bu şekilde elimde tutmamın da nedeni bu. Bu işin bir hilesi varsa şayet, ki bana göre hile değil, o da bu. Yani mikrofonu biraz yakın tutmam lazım. Dayı sesini yakalayabilmem için, dayı havasına bürünebilmem için mikrofonu birazcık yakın tutmam gerekiyor. Evet kıymetli misafirler, hazır mıyız? Merhaba yeğen. Bir açıklama yapmak artık elzem oldu. Duydum ki dayı taklidini yaparken bilgisayar efekti kullandığımı düşünüyormuşsunuz. Saçma. Duydum ki yeğen, dayının orijinal videolarından hece hece montaj yaptığımı düşünüyormuşsunuz. Yapma. Hatta yeğen, duydum ki dayının hala yaşadığını düşünenler varmış. Keşke. Yapma yeğen, yapma. Görüyorsun işte, dayıyı konuşan benim. Bundan böyle Mustafa Sarıtaş kanalındayım yeğen. Umutla, azimle, mücadeleyle kalın.